Eğer her markanın tarzını bir kelimeyle özetlemem istenseydi, sanırım NZXT için seçeceğim kelime sadelik olurdu. Tim Cook'un Apple'ın başına geçmesiyle Apple'da da son yıllarda görmekte olduğumuz bir trend bu. Bilgisayarlardaki yuva sayılarının azaltılması, gereksiz detaylardan kaçınılması ve agresif bir şekilde bunun yapılması NZXT'nin tasarım diline de yansımış biraz. Üreticinin işlemci soğutucularında, kasalarında ve anakartında da aynı tasarım diline rastlıyoruz. Bu bazı göz kanatırcasına çirkin ve yapmacık çocuksu gözüken oyuncu anakartların yanında çölde bir vaha gibi geliyor bana. Daha önce Teknopat'ta NZXT'nin farklı boylarda kasalarını incelemiştim. Bunlar H510 Elite ve abisi H710i olmuştu. Kanalımızda o videoları bulabilirsiniz. Bugünün konusuysa H510i. Önce NZXT kasaların model isimlerine ve birbirinden nasıl ayrıldıklarına bakalım. H700'ün 500'den en büyük farkı daha büyük iç hacme sahip olması tabii ki. Daha fazla fan desteği ve önde daha çok USB yuvası gibi artıları da var. Kasanın ölçüleri 210 mm genişlik, 460 mm yükseklik ve 428 mm derinlik şeklinde. Çelik sacadan imal edilen temperli cama sahip bir kasa bu ve 7 kilogram ağırlığa sahip. NZXT 2019'da bu 700 ve 500 serisini 710 ve 510 ile güncelledi ve kasa önüne Tip-C yuva ve gelişmiş Hue 2 RGB kontrolcü gibi özellikler ekledi. Tabi bir de bu modellerin sonunda iyi olan versiyonları var. NZXT resmi olarak bu i'nin açılımını belirtmese de bence intelligent olabilir. Bunların farkı da bazı ek premium özellikler sunması. Örneğin burada gördüğünüz gibi dikey ekran kartı montajı desteği, dahili şerit ledlerle kasa içi aydınlatma ve tabii ki dahili 2 kanallı RGB ve 3 kanallı fan kontrolcü gibi. Görebildiğiniz gibi 500 serisi olduğu için kasa ufak, kompakt diyebileceğimiz boyutlara sahip ve iyi serisi olduğu için içinde NZXT'nin Smart Device V2 RGB fan kontrolcüsü takılı geliyor demiştik. 3 renkte görebiliyoruz bu kasayı, beyaz, siyah ve kırmızı siyah kombinasyonuyla. Kasanın önü H serisinde alışa geldiğimiz gibi detaysız ve sade. Sadece en altta belli belirsiz NZXT logosunu görüyoruz. Keskin köşeleri ve belirgin hatlarıyla dikkat çekiyor. En önemli konulardan biri olan fan ve radyatör desteğine gelirsek, bu kasanın önüne 240'lık veya 280'lik radyatörler takabiliyorsunuz. Biz videomuzda örnek olarak elimizdeki NZXT Kraken X53 işlemci soğutucusunu taktık. 240'lık radyatöre sahip bir soğutucu bu. Radyatör demişken, kasa önündeki parçayı çıkaramıyorsunuz arkadaşlar. Peki o zaman radyatörü nasıl takıyoruz diyeceksiniz. Radyatörü bir demir brakete takıyoruz, onu da kasa içine 2 tane parmak vidayla monte ediyoruz. Buraya takabileceğiniz soğutucunun fan artı radyatör kalınlığı maksimum 60 mm olmalı. İki fanlı hazır işlemci sıvı soğutucusu kullandığınızda kasa önü hava girişiniz otomatik olarak buradan sağlanmış oluyor yani. Egzoz fanlarına bakalım şimdi de. Kasanın üstünde ve arkasında birer adet egzoz fanı takabileceğiniz yerler var. Üste 140 mm'ye kadar fanlar takabiliyorken arkaya sadece 120 mm'lik bir fan takılabiliyor. Kasayı aldığınızda hem üstte hem de arkada NZXT'nin Air P120 mm'lik siyah kasa fanı takılı geliyor. 1200 RPM devir hızlı, 3000'li sessiz fanlar bunlar. Yani kasanızın önüne bizim gibi hazır işlemci sıvı soğutucusu takarsanız kasa içi hava akışınız tamamlanmış olacak. Ancak gördüğüm bir eksiği üstteki tek fan yuvası çiftlenebilirmiş sanki. Burası daha geniş ve uzun yapılıp bir de toz filtresi eklenseymiş açıkçası bence daha güzel olurmuş. Hava akışı noktasında NZXT kasanın önünü ve temperli cam tarafını tamamen kapatmayı seçmiş. Hava girişi sadece arka kapağın oradaki delikli noktalardan ve kasanın altından oluyor. Buralarda yani havanın geçtiği yerlerde çıkarılıp yıkanabilir filtreler var. Bir tane sürgülü filtre de güç kaynağı yuvasının altında bulunuyor. Estetik ve minimalist görünüşü sizi aldatmasın arkadaşlar. Bu kasanın hava akışı da fena değil. Özellikle de kasa önündeki fanları braketin önüne değil arkasına takarsanız etkili bir kasa içi hava akışı elde edebiliyorsunuz. Yani fanların önünde nefes alabilecekleri kadar bir boşluk bırakmak önemli. H710i'de gördüğümüz arka kapağın tek tuşla açılması 500 serisinde yok. Bunun için çift parmak vidayı gevşetmeniz gerekiyor. Temperli cam kapaksa tek parmak vidayla açılabiliyor. Kasanın mekanik diskler için sabit disk kafesi de bulunuyor tabii ki. Bu görmekte olduğunuz gizli bölmenin içinde bu bölmeye arka kapağı açarak erişebiliyoruz. Bu kafes iki tane içine, bir tane üstüne olmak üzere 3 tane 3,5 inçlik sabit disk alabiliyor.
Kasa arkasında da 2.5 inçlik SSD'leri takabileceğiniz 2 adet yuva var. Sabit disk kafesini kasa altından birkaç vidayı sökerek çıkarabiliyorsunuz ki 3.5 inçlik sabit diskleriniz yoksa kasa içi hava akışını arttırmadığını yapılabilecek bir şey bu. Kablo yönetimi noktasında NZXT bu kasayla pek çok güzellik sunmuş kullanıcıya. Kasa arkasında 19 ile 23 mm arasında değişen yükseklikte bir kablo saklama alanı var. Dahili kablo kanalları, anakart, ekran kartı ve işlemciye giden güç kablolarını rahatlıkla içine alabiliyor. İki tane cırt cırt bantla bu kabloları sabitleyebiliyorsunuz. Ayrıca burada görmekte olduğunuz sabit disk kafesindeki kutudan çıkan plastik kablo kelepçelerini de kullanabiliyorsunuz aynı amaç için. Şimdi kasa resmi olarak ATX ve daha küçük boy anakartları içine alabiliyor. Örnek olarak bu videoda NZXT'nin N7Z590 anakartını kullanıyoruz ve bu anakartın incelemesini de YouTube kanalımıza yakında bulabileceksiniz. Eğer ben şansımı zorlayıp Extended ATX anakartlarla bu kasayı denemek istiyorum diyorsanız kasa içindeki burada görmekte olduğunuz dikey kablo gizleme kısmını çıkarmanız gerekiyor. Neyse ki NZXT bunu modüler yapmış, birkaç vidayı sökerek bunu kolayca çıkarabiliyorsunuz. Kasa önündeki yuvalara göz gezdirdiğimizde burada bir adet USB 3.0 tip A, bir adet 10 gigabit bağlantı hızını destekleyen USB tip C yuva, birleşik kulaklık ve mikrofon jack'ı ve güç tuşu görüyoruz. Açıkçası buradaki yuva sayısını az bulduğumu söylemeliyim. Bence NZXT 2 tip A yuvayı sadece H700 serisinde değil tüm kasalarında standart yapmalı. Çünkü birisini sürekli cep telefonuma bağlamak için kullanıyorum ben evde. Diğeri de kablosuz çevre bileşenlerini atıyorum kulaklıktır, klavye, faredir. Bunları alıcısını bağlamak için kullanıyor kullanıcılar. Yani minimum 2 tane olmalıydı bence. Eğer biraz eski tip bir kulaklığınız varsa, yani kulaklık ve mikrofon kablosu ayrı bir kulaklığınız varsa kasadan çıkan birleştirici ile kulaklığınızı bu kasada kullanabiliyorsunuz. İ serisinin artılarından birisi de dikey ekran kartı montajını desteklemesi demiştik. Burada 2 slotluk bir yer ayrılmış durumda. Ancak genelde tüm kasalarda gördüğümüz gibi PCI Express Riser kartını kendiniz ayrıca edinmeniz gerekiyor. Özellikle bir de bunların PCI Express 4.0 versiyonlarının fiyatları oldukça yüksek, bunu da belirtmemizde fayda var. Buradaki Smart Controller V2 anakartınız üzerindeki USB 2.0 yuvasına bağlanarak NZXT'nin CAM yazılımıyla RGB aydınlatmanızı ve fanlarınızın devrini kontrol etmenizi sağlıyor. Kasa içinde 2 tane adreslenebilir şerit RGB LED bulunuyor. Bunlardan biri dikey kablo gizleme aparatının hemen arkasında ve kasanın arka kapağından yansıyarak anakartın arkasını aydınlatıyor. Diğeri de yukarıda camın bitişiğinde. Bu şerit ledlerin her biri onar led devresine sahip ve parlaklıkları ideal. Masanızın üzerinde kullandığınızda göz alıp dikkat dağıtan şeyler değiller yani. Bu iki şerit led smart device'ın RGB kontrol kanallarından sadece birini işgal ediyor. İsterseniz diğer kanala NZXT'nin Air RGB fanlarını ya da daha fazla şerit ledini takabiliyorsunuz. Biz bu videoda NZXT Kraken X53 hazır işlemci sıvı soğutucusunu kullandık demiştik. Fakat hava soğutucusu olan kullanıcılar için belirtelim, bu kasa 165 mm'ye kadar yüksekliği olan hava soğutucularını destekliyor. Bu da .NHD15S gibi çok büyük hava soğutucularla da uyumlu yapıyor kasayı. Kasanın ayaklarına baktığımızda 2.5 santim yükseklikleri olduğunu görüyoruz ve bunların altında masaya temas ettiği ya da yere temas ettiği noktada kauçuk malzeme kullanılmış. Bu aynı zamanda masanızın üzerine koyduğunuzda fanların ve mekanik sabit disklerin sebep olduğu titreşimi emme konusunda da etkili. Bu ayaklar istendiğinde çıkarılabiliyor, ancak sözünü ettiğim kauçuk malzemenin yapıştırıcısını sökmeniz gerekiyor. Bunun yapıştırıcısı bir kez söküldüğünde artık oraya sağlıklı oturmayacağını, orada kalmayacağını düşünüyorum. Özellikle de söktükten sonra masada kasayı sağa sola hareket ettirdiğinizde o kauçuk malzeme direkt masanın üstünde kalacaktır bence. O sebeple keşke NZXT daha farklı bir formül geliştirseymiş bunun için. Evet, sonuç değerlendirmemize gelirsek H510i, H710i'nin hacmi daraltılmış ve bazı özellikleri hafif kırpılmış hali diyebiliriz. 3 fanlı işlemci soğutucusu bana fazla. Daha küçük ve maliyeti de biraz daha uygun bir kasa istiyorum diyorsanız tercih etmeniz gereken bir model bu kasa. Bununla birlikte kasa hala NZXT'yi NZXT yapan bazı ikonik özellikleri de barındırıyor. Bunlar neler? Bunlar boydan boya dikey kablo gizleyici, Smart Controller V2, kasa içi adreslenebilir RGB aydınlatma, inanılmaz sade ve estetik görünüş ve dikey ekran kartı desteği. Şimdi bu kasayı alıyorsanız diğer NZXT parçalara da yatırım yapmanızı öneriyorum kesinlikle arkadaşlar. Çünkü o şekilde büyük verim alabiliyorsunuz bu kasadan. Hem görsel bütünlük açısından hem de tek uygulamayla sisteminizin aydınlatmasından fanlarına kadar çoğu özelliğini kontrol edebilmek için. Evet, sanırım NZXT H510i ile söyleyebileceklerim bu kadar. Videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve YouTube'da Teknopat'a abone olmayı unutmayın. Ben Çağan Çelik. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.